Neysiyoruz arkadaşlar, sivil toplum örgütlerinin başkanları. Ve benim çok değerli yol arkadaşlarım, kadın kolonum. Değerli arkadaşlarım, maalesef ülkemiz çok kötü bir dönemden geçiyor. Bu kötü dönemden geçerken faşizan baskılar gitgide artıyor. Ve Cumhurbaşkanı'na yalakalık yapmak isteyen, yaranmak isteyen belli gruplarda şu anda gidip Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu savcılığa şikayet ediyor. Arkadaşlar, hakaret suç değildir. Ben hukukçu değilim. Ama hakaret suç değildir. Hakaret sadece tazminata talep edersiniz, tazminat karşılığında. Ama ceza hukukunda böyle bir şey yoktur. Ki hakaret de yok. Ki hakaret de yok. Ben yine söylüyorum. Sizinden 1,5 yıl seçim boyunca, 1,5 yıldır seçim yapıyoruz. 1,5 yıldır da ben faşist diktatör dedim. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı'na ben faşiste faşist derim, diktatöre de diktatör derim. Yine diktatörlüğünü ilan eden Cumhurbaşkanı'na bunun bozuntusu denmesi ağrına gittiyse o zaman sadece diktatörlüğü kabul ediyor demek ki, bozuntusunu kabul etmiyor. Değerli arkadaşlar, yine Özgür Mumcu, Uğur Mumcu'nun oğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, dün savcılık 4 yıl 8 ay sadece yazdığından dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret ederek, ettiğini iddia ederek yazdığından dolayı 4 yıl 8 ay. Değerli arkadaşlar, ülke gerçek anlamda zaten diktatörlükte yer alıyor. Bu ülkede başkanlık sistemi diye diktatörlüğü ilan edecek olan Cumhurbaşkanı zaten şu an şu anda özür dilerim, zaten şu anda başkanlık sistemini fiilen yürütüyor. Sadece resmiyette yok. Hiç başbakanı gören var mı? Başbakanın beyanatlarını okuyan var mı? Başbakanı televizyonlarda bir konuyla ilgili bilgilendirme yaparken gören var mı? Zaten fiilen başkanlık sistemini yürüten Cumhurbaşkanı yapıyor. Yürütmeyi de yapıyor. Yasamayı da yapıyor. Yasayı kendisi düzenliyor. Bakın, uydurma yasalarla gazetecileri de hapse atıyorlar. Ve Cumhurbaşkanı'na kim ne konuşursa hemen karşısında bir uyduruk bir iddianameyle suç teşkil ediyor bu diyerek savcılar çıkıyor. Hani o yiğit savcılar, hani o yiğit savcılar çıksanıza bas bas bağırdı Bülent Arıç, bu Melih Gökçek sattı diye, bu Melih Gökçek hırsız diye. Çıksanıza bir tanesi çıkmadan tutup burada sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'na yalakalık olsun diye, yaranmak için ve Cumhurbaşkanı'ndan bir şekilde bir payede ben alırım diye o düşüncelerden hareket ederek maalesef bu duruma getiriyorlar. Ben Genel Başkanımızın sonuna kadar söylediklerinin arkasındayım. Evet, bozuntusunu kabul etmedi. Demek ki diktatörlüğü kabul ediyor. Gerçekten böyle. Değerli arkadaşlar, bu arada Doğu, Güneydoğu biliyorsunuz Cizre, Şırnak ama en önemlisi Diyarbakır. Diyarbakır'da şu an 15 mahalle sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen devletin topuyla, tüfeğiyle, askeriyle, polisiyle ve jandarmasıyla, istihbaratıyla bütün devlet orada. Benim yeğenim şu anda Lövgaz'da çalışıyordu, polis memuru orada. Bakıyorsunuz asker, İzmir'deki asker orada. Bütün devlet orada ama maalesef her gün 5-6 şehitimiz geliyor. Bakın bu çok önemli.
İnanın ki içimiz yanıyor ama kimsenin umurunda değil. Artık haberlerde bile ikinci, üçüncü sıralara düşüyor. Bir tane dahi olsa bu bizim şehidimiz. Bu vatan için gidip savaşan benim çocuğum. Ama burada bir savaş var. Adı konmayan bir savaş var. Adı konmayan savaşa karşında devlet her şeyinden orada olmasına rağmen bir türlü zapt edilemedi. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptı? Sizdiniz ha buradan insanları davulla zurnayla karşıladınız ve orada avul mahkemeleri kurdunuz. Hepsini saldınız. Şimdi senin istihbaratın neredeydi? O kadar ağır silahlar var. O hendekler kendiliğinden kazılmadı. Uzaydan da gelip kazılmadı. O hendekler kazılırken siz neredeydiniz? Ama şimdi yine suçlu aranacak ve bu arada ne aranırsa aransın gencecik fidanlarımız, askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz ölüyor. Ölüyor, şehit oluyorlar ve biz bunu artık öyle bir kanıksadık ki çok normal bir habermiş gibi geliyor. Çok normalmiş gibi geliyor. Daha önce öyle miydi arkadaşlar? Bizi alıştırdılar. Bizi alıştırdılar ve şu anda bizim hepimizin yüreği sızlarken bunların umurunda değil ve hiç konuşmuyorlar bile. Bakıyorsunuz o yandaş medyaya, yandaş medyada baş sayfalarda falan yok. Bakın isterseniz yok. Yandaş medyanın yönlendirdiği ve yandaş medyanın yönlendirdiği şu andaki AKP'liler hala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başbakan sanıyorlar. Gerçekten bunun maalesef. Yani bunun adını cehalet mi dersiniz? Bunun adına başka bir yönlendirilen bir toplum mu dersiniz? Ama yine onlar da bizim insanımız. Bizim insanımızı bu hale getirdiler. Bu hale getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a biz eğer faşist baskılarının devam ettiği süre içerisinde faşist diyeceğim ve şu anda da diktatör diyorum. İstediler beni de dava etsin. Zaten yıllardır diktatör değilim desin o zaman. Çıksın ben diktatör değilim desin. Arkadaşlar ben yerele çok girmeyeceğim. İlçe başkanımız anlattı. Bu arada Uzun Köprü ile ilgili bir biliyorsunuz sözüm var. Bu sözün arkasındayım. Ve sadece bundan dolayı da çevre komisyonuna girdim. Şu an çevre komisyonu üyesiyim ve Ergene ile ilgili çalışma yapıyorum. Belli yere kadar geldiğinde ama Ergene ile ilgili çevre komisyonu üyelerini buraya getirerek ve ondan sonrasında da mecliste bir komisyon kurulmasını talep ettim. Büyük ihtimalle de o oluşumu sağlayacağız. Onların verdiği bir raporlar vardı. Bakıyorum Uzunköprü Belediye Başkanımız davet edilmemiş. Geçen hafta Veysel Eroğlu Su İşleri Bakanı Ergene ile ilgili İstanbul'da bir toplantı yapıyor. Ben Edirne Milletvekiliyim. Çevre Komisyonu'ndayım. Ben davet edilmiyorum. Bakıyorum Uzunköprü Belediye Başkanımız davet edilmiyor. Ama Çorlu Belediye Başkanı ve yukarıda 50 belediye başkanlarından sayılır 5-6 belediye başkanıyla böyle bir toplantı düzenlemiş. Ama ben oraya katılmam doğru olmazdı. Davetli değildi. Sonrasında hem soru olarak sordum hem de kendisine geçen aradım. Önümüzdeki hafta için bana bir randevu verecek ve buraya ilgili budur. Çakmak'la ilgili başkanımla zaten paylaşıyoruz. Çakmak'la ilgili zaten üstündeyiz. Ama bana tutup da bir müteahhit cevap veriyor. Hatta müteahhitin müdürü cevap veriyor işte. Yani bunlar oluyor, bunlar oluyor diye. Benim muhatabım bir müteahhitin, bir işletmenin müdürü değil. Benim muhatabım en sonunda burada Devlet Su İşleri Bölge Müdürü. O da gelecek, hesabını verecek ve buradaki bitmeyen bir çakmak barajı ve bitmeye de hiç niyeti olmayan bir çakmak barajı var. Bundan karşı karşıyayız. Bunun da peşindeyim. Yine buraya ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki haftalarda anlatırız. Biz şu an İnanç Başkanıma, İlçe Başkanıma destek amaçlı il başkanımla birlikte geldik. Bir basın açıklaması yapacağım ve genel başkanımızla ilgili bir basın açıklaması yapacağım.
biz de yanında olmak istedik. Sizlerle beraber olmak istedik. Epeydir de ben gelememiştim. Ama önümüzdeki haftalarda daha sık geleceğiz, daha sık görüşeceğiz. Yine bir şey daha söylemek istiyorum. Kapatacağım sıkmadan sizlere. Burada iyi yürüyen bir şey var. Ben milletvekili Erdem Bircan olarak popüler olmak istemiyorum. Kiminle sıkıntısı, kiminle derdi varsa sonuna kadar yanındayım. 24 saat telefonum açık ama biz bu işi ondan sonra başkanımla da konuştuk. O şekilde de yürüyor, gidiyor. Ne iş olursa olsun ilçeye gelsin arkadaşlar. İlçeye bildirsin. O ilçenin sorunu bana geldiğinde çözmek için daha fazla mücadele ederim. Yani bir kişinin gelen işini tabii ki yaparım ama bu ilçeden gelirse bizim partimizin işi olur. O arkadaşımızın işi de eğer çözülürse bu işi Erdik Bircan değil, Cumhuriyet Halk Partisi Uzunköprü ilçe başkanlığı çözmüş olur. Parti böyle büyür arkadaşlar. Kimse ama, yani çevremizde de, çevrenize de söyleyin, hiç kimse tereddüt etmesin ki, yani ben ilçe başkanına söyledim, buraya söylenir mi veya bu yapılır mı? Daha fazla yapılır çünkü örgütün işi yapılacak. Yani bir örgütün yapılacak bir şeyi varsa, samimiyetle söylüyorum, uyumadan 24 saat koşa koşa yaparım. Bir arkadaşımızın için tabii ki yapacağım. Tabii ki yani biz onun için milletvekili olduk. Sizlerin vekilliğini yapıyorum ama bizim bundan sonra bir sorun varsa, sorun ilçeden gelirse, bu da çözülürse herhalde bu Cumhuriyet Halk Partisi Köprü ilçe örgütü daha büyür. O anlamda da ben böyle bir çalışmanın içindeyim. Yani bizim kendimiz popüler olmaya niyetimiz yok. Ha yine yani arayın, gelin, misafirim olun. Ama şey olduğunda ilçe örgütünden bize gelirse bu en iyi şekilde titizlikle yapılacağından da emin olun. Onun için söylüyorum. Yani parti adına daha da iyi olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fazla konuştum herhalde. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa onları bekliyorum.